daha dün gibi. Rüzgarı arkamıza aldığımızda bugün gibi. Dün de siz vardınız yanımızda, bugün de. Yarın da beraber olacağız. Pişmanlık duyacağımız, hiçbir şey yapmadığımız gibi, her türlü engellere rağmen ülkemizin, mesleğimizin sorunlarına yönelik çözümler yazdık, yayımladık, yetkilerle, toplumla paylaştık. Günü geldi, haykırdık meydanlarda. İlericiliğin temel felsefesi insana yatırımdır. Değerli arkadaşlarım, biz bunu başardık. Önce insan dedik. Önce bilgi dedik. Önce eğitim dedik. Meslek konularında üyelerimizin kişisel gelişmesine yönelik yüzlerce eğitim programını sadece İstanbul'da uygulamakla kalmadık, ülke sathına yaydık. Ulusal ve uluslararası toplantıları biz de gerçekleştirdik. Biz Çağdaş Demokratlar grubu yaptıklarımızla övünmedik, yetinmedik, gurur duyduk. İlkemiz en iyiydi. Hep daha iyi yakalayacağımız projeleri ürettik ve hayata geçirdik. Şeffaf yönetim anlayışımızla odamızı yönettik. Sizlerin takdirleriyle genel kurulları zaferle tamamladık ve birlikte bugünlere geldik. Dün de haykırdık, bugün de öyle. Mücadelemiz gençler için dedik. Mücadelemiz onlarla birlikte onlar için olacaktır. Yürüdüğümüz yolda gücümüzü, kadın meslektaşlarımızı aldığımızı asla unutmadık. Özellikle arama ekibinde yer alan, büyük özveride bulunan yol arkadaşlarımızla. Onlar ülkemizin aydınlığıdır, sevgi tohumlarıdır. Değerli yol arkadaşlarım, nasıl bir oda kurduk? Belki işlerimizin yoğunluğundan, belki de mücadele içinde olmamızdan farkında olmayabiliriz. Ama bu hafta Avrupa'dan gelen bir meslek örgütlenmesi olan EFA Başkanı ve CEO'sundan cevabı aldık. Yönetim kurumuza katıldığımız toplantıda odamızı tanıtır mısınız dediler. 26 yılda yaptıklarımızı özet olarak anlattık. Günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği web sayfamızın olduğunu, ücretsiz binlerce soruları yanıtladığımızı, meslek mensuplarının süreli yayınlardan nasıl kurtulduğunu, mali çözüm, İSMO yaşam, bizden haberler, mesleki kitapların ücretsiz olarak üyelerimizle paylaştığımızı, enflasyon düzeltmesi programını 50 bin kişiye ücretsiz dağıttığımızı, İSMO Akademi'de 30'a yakın konuda uzmanlık ve farkındalık eğitimler yaptığımızı, İstanbul'un 13 noktasında eğitim yerlerimizin olduğunu, hizmet kalite belgemizin olduğunu, 3000 kişiye ücretsiz hizmet veren entelektüel sermaye programımızın olduğunu, mesleğimizin geleceği tartışıldığı ulusal ve uluslararası düzenlenen muhasebe denetimi sempozyumlarını yaptığımızı, 26 yılda 600 binden fazla insana ücretsiz eğitim verdiğimizi anlattık. Ne dediler biliyor musunuz?
Avrupa'da sizin gibi bir oda yok. Tek kelimeyle bunu nasıl başardınız diye sordular. Verdiğiniz cevap, 1990 yılında yola çıkan bir avuç insanla sevda türküsüyle hayaller ile dedik. Yani sizden bahsettik. Yani Çağdaş Demokrat Muhasibciler Birliği grubundan bahsettik. Bugüne kadar hep üreten, hep bu sevda türküsünü söyleyen siz değerli yol arkadaşlarıma yürek dolusu teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, şimdi aynı heyecan, aynı inanç ve aynı yürekle 2016 genel kurulunda bir başarıya daha imza atacağımıza hiç kuşkumuz yoktur. Bu imzanın güçlü olması hepimizin en yüksek katılımla genel kurulda hazır olmamızı ve oy kullanmamızı gerektiriyor. Bu hepimizin tarihsel bir sorumluluğudur. Bu salonda bulunan her arkadaşımın bugünden kolları sıvayıp çevresinde unutulabilecek, ilgilenmeyecek her kim varsa uyandırmalı, uyarmalıdır. Bilin ve inanın ki katılım ne kadar yüksek olursa başarınız da o kadar büyük olacaktır. Çünkü bu camia beyniyle, yüreğiyle çağdaş demokrat güzel insanlardan oluşuyor. Sevgili çağdaş demokratlar, biz binlerce gönüldaşımızla oda başkanımızı da kurullarımızda görev alacak olan arkadaşlarımızı da demokratik ilkelerle belirledik bugüne kadar ve bugünden sonra da böyle olacaktır. Grubun en geniş tepe örgütü grup meclisinin 800'e yakın üyesi bu kez teknolojinin hizmetinden yararlandı ve %96 katılımla eğilimini internet üzerinden belirledi. Bu yarışın kazanan ve kaybedeni yoktur. Tek kazanan Çağdaş Demokrat Muhasibciler Birliği'dir. Bu grup üyelerden değil, gönül birliğiyle ilkelere inanan, ön koşulsuz dayanışmaya giren, hep biz diyen, beyniyle yüreğini ortaya koyan canlardan oluşuyor. Bu canlar gerekli sorumluluk bilinci içinde hareket etti ve yarın da öyle olacaktır. Mesleğimiz için, ülkemiz için yürüyeceğimiz daha çok uzun bir yolumuz var. Yılgınlığa düşmeden, yorulmadan ve de çoğalarak ama biz olarak. Biz 26 yıldır birlikte söylediğimiz, bitiremediğimiz ve yarın da söylemeye devam edeceğimiz bir sevda türküsüdür bu süreç. Grupta geçmişte ve bugün görev alan hepimiz bu türküyü söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu türkü Yahya Arıkan'ın değil, Çağdaş Demokrat Muhasibciler Birliği'ndir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, şimdi sırayla bizimle yol yürüyen resmi şapkalarının yanı sıra bu grubun üyeleri olan çok değerli dostlarımı sırayla konuşmaları yapmak üzere buraya davet edeceğim.
İlk olarak TÜRMOP Genel Başkanı, sevgili dostum, kardeşim, yol arkadaşım Mahir Sağlı'yı davet ediyorum.